hadi şefler, hadi üreticiler, biz kendi aramızda bir standart oturtup bu standartı koruyalım, bu standartı denetleyelim. Ve gerçekten bu potansiyeli, bu ülkenin muazzam potansiyelini beraber kullanalım. Ben varım, siz var mısınız? Herkese kucak dolusu sevgiler. Parma'ya geldim. Bologna'dan atladım trene. 1 saat yolculuk, 9 euro karşılığında Parma'ya geldim. Hem şehir gezdireceğim size, hem de parmesan peynirinin hikayesini izleyeceğiz. Üretimini izleyeceğiz. Nasıl bu peynir dünyanın bütün memlilerinde reçeteye girmiş, onu izleyeceğiz. Ve neden bizim Kars kravyerimiz ve Divle Obruk peynirimiz bu listede değil, onu konuşacağımız bir video olacak. Başlıyoruz. Bu turu Airbnb üzerinden aldım. $100 turun bedeli. Oradan deneyimleri iyi olan, yaklaşık 300-400 güzel yorum alan bir rehber vardı. Onun yorumunu aldım. Birazdan bizi alacaklar. Arka tarafta Dostum, insanlar da bekliyor. Böyle fabrikaya, İngiliz'de farklı milletlerden insanlar. Bu arkadaşlar bu fabrikanın sahibinin oğlu. Fabrikayı bize bu arkadaş anlatacak. Şimdi detaylara bahsediyor. Sesleri alıyor musunuz diye kulaklıklarımız var. Sesleri alıyor musunuz diye onları kontrol ediyor. Birazdan fabrikanın içine doğru geçeceğiz. Burada sütü kaynattıklarını, ardından 58 derece pastörizasyon seviyesine kadar soğuttuklarını, evet, başladık anlatıyor. Burada şimdi. Burada gezmeye. Yine şirden mayası. Bak, yani görüyoruz. Bizim Türkiye'de de kullandığımız şirden mayasını kullanarak bu şekilde bir koagülasyon, yani çökertme işlemi yaptıklarını anlatıyorlar. That moment we cook it again. 56 degrees is pasteurization. 58 derece. And the little grain is sediment. Like, no. Layer by layer. At the bottom, on the top. Şimdi belli aşamalarda büyük bir işçilik var burada. Burada sütler geliyor, sabah ve akşam karıştırılıyor. Önce kaynatılıyor, ardından 58 derecede pastörize ediliyor. Sonra burada işçilik başlıyor. Şu amca diğer arkadaşın, rehber arkadaşın babası. Onu da babasından öğrenmiş. Şöyle bir bakır kazanları var, konik biçimde. Burada üretim yapılıyor bakır kazanlarda. Bakır kazan ve Kars kravyeri konusunda bir bilgi var bende. Maalesef bir bilgi var. Onu size anlatacağım daha sonra. Peynir ustası dedi, başladı. Yanına da bir yardımcı geldi. Şimdi işçilik başlıyor burada. Sanırım o peynirleri, ellerindeki o bez diyeyim artık adına, bezle beraber süzmeye başlayacaklar. O içindeki pıhtılaşmış, yani koagülasyon, koagüle olmuş sütü çıkaracaklar. Koagülasyon ne olduğunu tabi anlamadınız muhtemelen çoğunuz. Sonra anlatacağım. İlk hocandan aldığımız yüksek sanat dersleri. Bakın. Bildiğim. Topak haline gelmiş. Küçüle küçüle. Az önce anlatıyordu gerçi şeyde. Bakın. Sanırım burada da yapacaklar. Ama şu an ben uzağında kaldım şeyin. Şöyle biraz. Aşamalardan geçmiş.
peynirin bizim işte o keş peynirine benzer. Oranın biraz daha bütünleşik hali gibi. Şimdi peynirin çiğ hali denediğimde hakikaten böyle lastik gibi böyle anlamsız bir tat vermişti. Sonunda pişmişini de yani olgunlaşmışını da denemiş olacağım. Onu orada anlatırım. Şimdi gördüğünüz üzere Türkiye'de de Kars gravyeri üretimine benzer bir üretimle yapıyorlar. Bakır kazanlar var. Ustalar orada elleriyle o gördüğünüz üzere şirden mayasıyla yapılmış o peyniri, sonra koagüle olmuş, çökmüş peyniri toplu hale getiriyorlar. O sudan ayırıyorlar. Bu şekilde bir işçiliği var. Yoğun bir işçilik tabii ki. Bunu kaynatması, yapılması falan büyük bir emek var. Bu emeğin sonrasında bekleme süresinin uzun olması olaya başka bir karakter koyuyor. Onu da birazdan anlatmış olacağım. Gördüğünüz üzere peynir ustası, yani o bizim rehberin babası ve yanında işçi. Bunu aldılar güzelce. Birazdan ikiye bölecekler. Ardından tekrar havalandırıp kontrol edip ardından kalıplara atacaklar. O kalıplar bölümünde tekrar size göstereceğim. Bu işten bir de yakından çekmişim. Onu da göstermek istiyorum. Yaklaşık bir 10 defa çekmişim de ben. Çoğunu sildim. Size böyle en detaylı görebileceğiniz bu peynirin bölümlerini göstermeye çalışıyorum. Burada görüyorsunuz. O dibe çökmüş peyniri bu bez yardımıyla, ustalıkla belli bir forma kavuşturuyorlar. Bu formdan sonra da alacaklar o bu tarafa. Orada da bekletecekler. Orayı da birazdan göstereceğim dediğim gibi. Böyle bir işçiliği var. Parmesan peynirinin. Parmesan daha doğru okunuşu. Parmesan tabii ki. Parmigiano Reggiano aslında. O bölgedeki de durumu biraz daha bölgesel bir peynir. Ve tüm dünyaya kendini ispatlamış. Tüm şeflerin reçetesine girmiş. Nedense. Ben bunu pek anlamadım. Yani niye bizim Türk gravyerimiz girmiyor? Onu da diyorum ya bunu anlamıyorum açıkçası. Böyle bir durum. Burada neden girmiş onu anlatacağım. Biz neden yapamıyoruz, nasıl yapmalıyız onu da konuşuruz tekrar. Bu arada şu detayı da vermeliyim. 15 kilo sütten 1 kilo peynir yapabiliyorlar. Sonra vinç yardımıyla kaldırdılar peynirleri. İçindeki peynir alt suyunu depoladılar başka bir yere, başka bir şey için kullanmak üzere. Burada da yıkıyorlar. Şöyle göstereyim. Güzelce o peynirin, o peynir alt suyundan ayrılması için böyle bir yıkama işlemi var. Bu yıkandıktan sonra artık kalıpları alma konusuna geçilecek. Yıkama işlemi tamam. Şimdi sıra kalıpları alma işinde. Bu şekilde vinç yardımıyla getiriyorlar. Kalıbın içine bu şekilde koyacaklar. İzleyelim beraber sizinle. Gördüğünüz üzere böyle kalıplara giriyor. Zaten orada iyice ayarlanmış kiloları falan. Belli kilolarda. Tabii içeride o farklı kilolara satıyorlar. Böyle sert plastikten kalıplar var. Üzerine de ağırlık koyacaklar birazdan. Yine sağda görüyorsunuz ağırlık konulmuş olanları. Açıyorlar bezlerden. Bir şekilde onu detaylandırıyorlar. Bir de etiketleme konusu var. Birazdan onu da göstereceğim size. Avustralya'dan, Çin'den, Kore'den, İngiltere'den, farklı ülkelerden arkadaşlarımız vardı gezide. Tanıştığımız. Güzel de bir gezi oldu. Üzerine bir etiket koyuyor. Bu etiket DOP'nin etiketi. Yenilebilir bir etiket. Hangi zamanda, hangi tarihte yapılmış? İşte parti numarası falan diye. Ama yenilebilirmiş. Onu anlatıyor burada arkadaşımız. Burada da yine dış kalıbını anlatıyor. Yine orada tarihler var. Peynirin üstünde bunu görüyorsanız. Ne olduğunu biraz anlatacağım size. DOP etiketi, hangi tarihte yapıldığı ilgili bilgiler de yine etrafındaki bu kalıpta var. O kare kodların içerisinde var. Yenilebilir. DOP bölgesinde, bu bölgede 236 tane fabrika varmış. 236 tane fabrikada bu Parmigiano Reggiano üretiliyor. Yani parmesan peyniri üretiliyor. O standartlı sonra dinlendirme havuzunu aldım. Burada raflarda 3-4 gün bekliyor önce. Az önceki kalıptan sonra. O 3-4 gün sonrasında burada kaya tuzunun olduğu belli bir kaya tuzu var bu arada. Hepsini kullanamıyorsunuz. O kaya tuzunun olduğu havuzda 21 gün boyunca bekletiyorlar. Artık o işlemden sonra kurutma işlemine geçebilirler. Dinlendirme daha doğrusu. Bir sonraki aşamada burada soğuk hava deposunda dinlendiriliyor. Şöyle dokunun dedi. Şöyle biraz yumuşamış. Yumuşak. Kim duran bir peynir. Ardından artık son depo. Depolanma yerine geldik. Burada
yıllandırıyor. Minimum 12 ay dedi. Ama daha fazlası da bekleyen peynirler var. Rengi gravyerdeki gibi. Beyazdan artık yavaş bir sarı, koyu sarı renklere dönüşüyor. Koku muazzam bu arada. Koku süper. O içerideki... Ah, çok güzel. İçerideki şey gitti. O sade koku gitti. Süt kokusu. Burada biraz daha tamamen o şeye dönüştü. Bakın DOP yazacak peynirde. Görüyorsunuz değil mi şu DOP yazısını? O DOP yazısı bu bölgede yapılan peyniri ifade ediyor. Şurada da çeşitli yıllarda yapılan, mesela bak, February 21, 2021 yılından bir peynir. Sonra 2021, başka görüyor muyum? 2023'ten bunlar. 2021 burada. Mart 2021, Şubat 2021, Mart 2021. Burada böyle peynirler depolanıyor, yıllandırılıyor, olgunlaştırılıyor. Kalabalık olduğu için sesim az çıkmış ama sadece bu bölgede yetişmeli, bu bölgenin inekleri olmalı, bu bölgenin otlarını tüketmeli, yoksa parmesan olamıyor. Böyle kuralları var. Sütlerin nasıl kristalize hale geldiğini gösteriyor. Biraz daha yaklaşayım görebilmeniz açısından. DOP denen kurum geliyor, tek tek peynirleri denetliyor. Bakın vuruyor. Eğer diyor bundaki o sesi almazsa DOP etiketini vurmuyor ve o Parmigiano Reggiano orijinal peyniri olamıyor. Böyle bir kurum var. Her şubeyi, daha doğrusu her üreticiyi, her peynirini denetliyor. Bu şekilde de bir dünya standardı oluşturmuş oluyorlar. Neden biz yapmıyoruz? Neden coğrafi şartları verip takip etmiyoruz? Bunu videonun sonunda konuşacağız. If they find, they hear little imperfections like air bubbles, little cracks, is second class. Okay. And they put the same fire stamp, but the scratch. Okay. You find it there. Later, if you want, you can come, but if you are here, you can see. This wheel of this place, July 2015. Biraz yıllandırmanın etkilerini göstereceğim burada. Biri 18 aylık, biri 24 aylık. Bakın. Şuradaki lekeler ne kadar fazlaysa o kadar iyi aroma alabilirsiniz. Şurada 8 yıllık bir peynir var. Rengini görüyorsunuz. Şurada da olmayan bir peynir var. Olmadığı zaman da, yani gelip denetliyorlar. Az önce tık 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 diye ses geldi ya. Onu tık 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 diye buluyorlar. Eğer yeterli olgunluğa erişmemişse, sorumluysa ayırıp o şekilde bırakıyorlar. Az önce onu da sesine vurduğunda daha tok bir ses aldık. Burada da daha sanki içi boş kutuya vuruyormuşsun gibi bir ses geldi. Burada da 8 yıllıkta da daha tok. Yani bayağı böyle artık bal tadı, meyve tatları alacağınız bir peynire dönüşüyor. O nasıl oluşuyor? Birazdan onu anlatacağım. Ama şu DOP'nin bölgesini de göstermiş olayım. Bakın Marlova, Modena, Bologna ve Parma bölgesinde. Bu bölgenin dışında hiçbir süt Parmigiano Reggiano olamıyormuş. Bunu da altını çizdiler. Ve inekler burada yetişmeli. O bitkileri yemeli. Oradan süt üretilmeli vesaire. Tadına bakalım. Bazı mısıkları bir ara verdiler. Biri 18 aylık, biri 24 aylık diye verdiler. Bazen sirkeyle beraber, Modena'nın. Oraya da gideceğim. Bazen sirkesiyle beraber. Yağlı, müthiş. Müthiş bir yağlılık var. Damakta bıraktı. 20-24 aylık deneyelim. Evet, çiftlikte böyle. Fabrikanın hemen yanında çiftlikleri var. Her şey burada bitiyor. Süt. Buradaki otlar toplanıyor, buradaki ineklere yediriliyor veya salınıyor. O kadarın detayı bilmiyorum. Ardından süt belli seviyelerde, belli kurallarda, DOP'nin yaptığı kurallara göre ardından sağlıyor sabah ve akşam. Hayvanlar da böyle. İlgisi olanlar için 5-6 saniye tutayım, incelemek isteyenler. Evet. Bakın şöyle pisliklerde temizlemek için tabii araçları var. O da temizleniyor. Sütler, dediğim gibi, buraya getiriliyor. Satın alma yeri de varmış. Bakayım, belki ben de alayım. Şimdi burada saat 1'den 2'den sonra açık restoran bulamıyorsunuz. Saat ta ki 7'ye kadar. Arada da açık olan bazı yerler var tabii bunun gibi. Burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani İtalya'da Benedict Cecchetti, diğer yerlerde Bruschetta,
farklı farklı isimlerle ekmek üstü bir şeyler yapıyorlar. Bu da bunların bir tanesi. Aslında pizza ama bir sürü çeşit olan. Az önce gösterdim. Ürünler. Nefes nefese niye kaldım bilmiyorum. Ançözler, somonlar. Sonra istersen farklı farklı böyle et ürünleriyle, sebzelerle alabileceğin ürünler. Hem fiyatlar uygun oluyor genelde, hem de ürün kalitesinden dolayı şahane oluyorlar. Şimdi burada her şey ekmek üstü. Yani ne bileyim işte makarna, pizza falan hep hamur işi değil mi? İnanın bir sürü şey yiyorsun gün içerisinde, sıfır mide rahatsızlığı. Türkiye'de bir yarım burger yesen, yarım burger miden allak bullak oluyor. Aslında bu videonun amacı ne? Parmesan peyniri olayını ülkemizdeki gastronomiyi anlatmak. Şunlar bitsin, ona bir değineceğim. Şimdi, dikkat ediniz mi bilmiyorum. Gittik, parmesan peynirini çekerken ne dediler? Bizim işte bir standartımız var. O standartlara uymak zorundayız. Ve bu kuruma biz ödeme yapıyoruz. Ve o kurum bütün peynir üreticilerini, parmesan peyniri, yani Parmigiano Reggiano üreticilerinin hepsini denetliyor. Ülkemizde neden yok bu? Mesela coğrafi işaret alıyoruz değil mi her ürüne? Gidiyoruz coğrafi işaretler, o bu alınmış, mesela atıyorum Kars gravyeri, coğrafi işareti var. Kim denetliyor? Hangi standart var? O standartı kim uyuyor? Kebapçılara gelelim Adana'ya. Kim kebapçı standartlara uyuyor? Her birinin farklı kebabı var. Yani yaklaşık bundan yaklaşık 15 yıl önce falan Adana kebabına Adana Ticaret Odası bir standart getirdi. Dedi ki işte kuyruk yağı koyacaksın, şöyle et koyacaksın, şöyle zırhlayacaksın falan filan. Yapıyorlar mı? Adana Ticaret Odası bu para alıp bu standartı verdiğinde, bu belgeyi verdiğinde gidip denetledi mi? Kim denetledi bunları? Şu an Adana'da hangi kebapçı sizce çok başarılı? Yani baktığınız zaman bir elin parmaklarını geçmez Adana'daki kebapçıların sayısı, iyi kebapçıların sayısı. Geri kalanı şov. Adana'da hiçbir kebapçıda standart yok hemen hemen. Ya bir gittiğinde, ikinci gittiğinde aynı lezzeti bulamayabiliyorsun. Veya çok şovlu mekanlar var böyle. Sosyal medyada görüyorsun böyle, o adam şu kadar takipçisi var, şöyle mavi tiki var. Çok güzel kebapçı değil mi dersin dışarıdan. Çok popüler. Ama bakıyorsun ürün kendisine, dana da karıştırırsın içine, kuzunun her yerine de karıştırırsın, içine tutsun diye karbonat koyarsın, zırh kıymasında değil, kıyma makinesinde çekersin. Üzerine biraz da kuyruk yağı eklediğin zaman zaten o lezzeti, profilini oluşturuyorsun. Bas gitsin. Biraz kaba bir tabir ama bas gitsin yani. Burada kimseyi suçlamıyorum. Her kebapçı kendi bir profil oluşturuyor kendine, lezzet profili oluşturuyor. Ve o profil üzerinden gidiyor. Ama kebabın orijinal lezzeti gitmiş oluyor. Ve iyi kebap bulamıyorsun. Şimdi kebaptan örnek verdim ama ülkedeki birçok şeyin standartı yok. Ezine peynirinin standartı var mı? Coğrafi şart normalde. Veya ne bileyim, Divli Obruk peynirinin standartı var mı? Kars'taki gravyerlerin standartı var mı? Gidiyorum bir gravyer alıyorum farklı, bir gravyer alıyorum farklı. Ondan sonra ne oluyor? Ne oluyor? Bakın geldim buraya, $100 bu turun kendisine verdim. Peynir turuna. Çıkarken de satın aldım ve dünyanın her tarafında aynı kalitede parmesan peyniri satıyorlar. Nasıl olay? Değil mi? Halkın ekonomisi böyle kazanılıyor işte. Bu adam fabrika işletince orada insanlar çalışıyor. Bu insanlar şehre ekonomi kazandırıyor ve şehir ekonomisi artıyor. Bu tip ürünlerin potansiyeli ülkemizde o kadar çok ki, her yurt dışına gittiğimde İtalya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, her ülkeye dönünce içim acıyor. Sebebi ne? Sebebi bu kadar potansiyele sahipken maalesef bu potansiyeli kullanamamak. Şimdi bunu devlete mal etmek, işte devlet yapmıyor etmiyor durumlarını bir kenara koyuyorum maalesef. Yani o zaten orada bir çözüm bulamayacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Atıyorum Kars'taki bütün gravyer üreticileri bir araya gelip standartlar otursa, bir firma kursalar ve bu firma onları denetlese olmaz mı? Adana'da kebapta yine bunu yapsak olmaz mı? Tabii ki devlet buna bir şekilde bir yerinde olması gerekiyor. Bir denetleme mekanizması olması açısından. Ama bir şeyleri yoluna koymamız gerekmiyor mu? Değerli şefler, sizlere sesleniyorum. Artık parmesan peyniri yerine reçetelerde Kars gravyeri mi kullansak? Bakın bir test çalışması okudum. Gerekli duyusal analizler yapılmış ve Divli Obruk peyniriyle parmesan peynirinin aynı dokuda, aynı lezzette olduğu görülmüş.
Bunun denemelerini de yapabiliriz. Steve Lovruk peynirle yaparız, Kars gravyeyle yaparız, değişik peynirlerle yaparız. Ama ikame ürün bulunamaz mı? En azından ülkemizdeki restoranlarda parmesan peyniri yerine bu kullanılamaz mı? Ne dersiniz? Hadi şeflerim, hadi üreticiler, bir şeyler yapalım, biz yapalım. Onlar yapmıyorsa biz yapalım ve biz kendimizi kurtaralım. Ekonomimizi kurtaralım, reçetemizi kurtaralım, ürünlerimizi kurtaralım. Bakın bu mesela parmesan peyniri evet lezzetli, özel bir üretim tekniği, standartlar koymuşlar adamlar ve güzel yapıyorlar. Ama bizim Kars gravyerindeki, oradaki floradaki hayvanların yediği besinden burada yok. Biz daha zenginiz o anlamda. Birçok yerde daha da zenginiz. Bunları harekete geçirip bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Biz yapacağız. Kimseden bir medet umacalık halimiz yok. Ve biz bu standartları bir yerden bir yere götüreceğiz. Bak İtalya demişken, Carlo Petrini diye bir adam var. Yüksek lisans yaparken bir sunum yapmıştım. Bu sunumun içerisinde geçiyor. Slow food diye bir akım var. Roma'da bir McDonald's açılıyor yıllar önce. Carlo Petrini de bir yazar. Gidiyor, protesto ediyor ve o McDonald's'ı kapattırıyor. Bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız geleneksel yöntemlerle büyümeli. Geleneksel yemeklerimizle büyümeli. İtalyan mutfağı ölmemeli diye bir akım başlatıyor. Ve ülkede yankı uyandırıyor. Birçok ürünü kurtarıyor. Mesela İtalyan şarabını kurtarıyor. Birçok ürüne standart getiriyor. Hadi biz de yapalım. Hadi şefler, hadi üreticiler. Biz kendi aramızda bir standart oturtup bu standartı koruyalım. Bu standartı denetleyelim. Ve gerçekten bu potansiyeli, bu ülkenin muazzam potansiyelini beraber kullanalım. Ben varım. Siz var mısınız?